Nöbet olarak da bilinen konvizyon, beyindeki elektriksel aktivitenin bozulmasından kaynaklanır. Bu durum sonucu olarak kişide istemsiz kas hareketleri ve bilinç kaybı görülür. Nöbet geçiren kişide ani gelişen bilinç kaybı, geriye doğru gerilme, katı bir vücut postürü ve solunum sıkıntısı görülebilir. Kişinin nöbet geçirdiğini düşünüyorsak, nöbet boyunca kendisine zarar vermediğinden emin olmak için yanında bulunmalıyız. Yakınında bulunan sıcak içecekler Keskin nesneler gibi potansiyel tehlikeli maddeleri uzaklaştırmalıyız. Nöbet geçiren kişileri kısıtlamayın veya hareket ettirmeyin. Nöbetlerin başladığı zamanı ve ne kadar sürdüğünü not edin. Kafalarının altına veya çevresine havlu gibi yumuşak şeyler yerleştirerek ve boynunun etrafındaki giysileri gevşeterek kafalarını ve boynunu koruyun. Nöbet geçiren hastalara yapılacak ilk yardım müdahalesini 3K formülü ile özetleyebiliriz. Kal, koru, komo pozisyonu. Şu durumlarda 112'yi arayarak acil yardım talebinde bulunun. Kişinin ilk nöbeti ise nedeni bilinmiyorsa, tekrarlayan nöbetler geçiriyorsa, nöbetleri 5 dakikadan fazla sürüyorsa, nöbet sonrası bilinç kaybı 10 dakikadan fazla sürüyorsa veya bir yaralanma şüphesi varsa. Unutmayın, koruyun ama kısıtlamayın.